Günaydın. Tekrar tekrar bize ulaşmak istiyorsanız efendim. Bugün yine Ece şehirleri söyleyeceğim diyor. Peki söyle. Evet. Bakü. Bakü bak. Bakü'den başladı. Peki bize ulaşmak istiyorsanız WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-8631 0549-802-8631'den bize haber olmasını istediğiniz her şeyi ulaştırabilirsiniz. Solmaz Yeni Alt Tire yazarsanız Instagram'da bize ulaşabilirsiniz. Twitter'daki adresimiz Solmaz Yeni. YouTube kanalımız abone olmanızı beklediğimiz YouTube kanalımız Söylemezsem Olmaz yazarak abone ol butonu tıklayabilirsiniz. Bana ulaşmak istiyorsanız Bircan Bali yazıp sonuna iki tane i koymanız yeterli. Ecerken ulaşmak istiyorsanız @ecerken bize şehirleri yazarsanız biz de size söyleyeceğiz. Muş. Evet, söylüyoruz. Şehirleri bekliyoruz sevgili seyircilerimiz. Reklamlardan sonra tek tek okuyacağız. Okunmayan mesaj kalmayacak. Reklamların ardından devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Ya ilk haber, yani hafta sonu hakikaten hepimizin sinirini bozan, biz de yayın akışına koysak mı koymasak mı dediğimiz bir haber. Yani bir insan evladı, bir anne kendi öz çocuğuna bunu nasıl yapar diyeceğimiz bir haber. Haberimizi izleyelim, detaylar haberde. Bütün haber ajanslarına, bütün haber bültenlerine buradan sesleniyorum. Biz haberimizden aldık verdik. Niye bu ruh hastasını, gerçekten hasta, bu bir hastalık. Yani ben bu normal bir insan, normal bir anne gözüyle asla zaten sizin gibi bakamıyorum. Neden biz bunun yüzünü gizliyoruz mesela? Bilmiyorum. Mı? Belli hatta, yani kadın itiraf etmiş hatta zaten. Onu söyleyeceğim, masumiyet karinesi diye bir şey var, o da yok. Yani yok. İtiraf var, suç zanlı değil. Yani biliyoruz ki o yapmış ama tam anlamıyla herhalde güvenlik açısından. En acısı ne biliyor musun? İki kere tutuklanmış, yani gözaltına alınmış. Evet, İkisinde de ispatlanamadığı için serbest bırakılmış. Üçüncüsü de artık kendi itiraf etmiş, artık vicdanen rahatsız olduğu için. 1,5 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Yavaş yavaş öldürülen bir çocuk. Isınamamış. Hatta. Yani çocuk Allah'tan şu anda çok şükür ki ölmedi ama 3. çocuğunu yapıyor. Ece yaşına baktım 29 fakat 12 yıl önce evlenmiş. Yani 17 yaşında yapılan bir evlilik, aslında daha kendini bile bilmeden yapılan bir evlilik. Fakat en enteresanı 1. ve 2. çocuklarında değil, son, yani daha kendini tam bildiği zaman, tam anneliğini anlayacağı zamanki çocuğuna yapılan işkence. Neymiş efendim, çocuğa ısınamamış, jiletle kulağını kesmek. Yani bunlar televizyonda söylerken bile kanımızın çekildiği cümleler. Yani tabii duyar kasanlar var şöyle, yani kadın hasta, rahatsız. Ne yapalım ya? Ne yapalım ya? Yani kadın hasta diye ben şimdi kadına üzüleyim mi yani? Anlamadım. O bebeğin günahı, o bebekçik, Allah'ım onun günahı ne? Hastanede canıyla savaşıyor. Babası hastane koşturuyor ve kadın, ya bak, hastanede devam ediyor işkencesine. Böyle bir şey olamaz. O odaya girmeyi kestiği andan itibaren çocuk iyileşmeye başlıyor ya. Yani biz hep şey diyoruz ya, işte dualarımız hep Allah herkese versin, Allah isteyen herkese versin. Allah isteyen herkese vermesin. Allah bakabilecek, ruh sağlığı yerinde olan herkese versin diye dualarımızı edelim. Tabii. Bak, bu da anne işte. 1,5 yaşındaki masum bir bebekten bahsediyoruz ya. Yavaş yavaş ölmesi istedim. Ah, yani şeytanın aklına gelmeyecek bir şey. Bir annenin, bir insanın aklına nasıl gelebiliyor? Çamaşır. Yani deterjan şırınga etmek. Hakikaten 40 yıl düşünsen aklına gelir mi Bircan? Ece, sinek ısırsa günlerce uyuyamıyor anneler. Birazcık ateşe çıksın o çocuğun. Bak, bütün günün perişansın, bitti. Uykusuzsun. Her saniyen onu düşünmekle. Yani annelik budur. Bu kadın, tabii şimdi bu kadının yaşadıklarına bakmak lazım. İşte kocasından ne görüyor? Hı. Ailesinden ne gördü? Bu kadın kendi kendine hastalanmadı. Bu kadını hasta ettiler. Tabii. Ne olursa olsun. Tabii. Ama ortada bir çocuk var. O diğer iki çocuğa bir şeyler yaptı mı acaba? Tam bu artık İster istemez bunu soruyorsun. Evet. Bu artık ispatlanmış. Anladın mı? Kan geliyor çocuğun bir şekilde. Bir aylıkken. Evet. Karnından ve kulağından daha bir aylıkken, yani işkenceye 1,5 yıldır devam ediyor. Bu evlat, bu çocuk, bu melek. Çocuğun da güzelliği. Hayatta tutunmaya çalışıyor 1,5 yıldır ya. Allah kahretsin. Ya gerçekten dua, hani biraz yani, beddua etmek istemiyorum bana gelmesin. Allah müstahakını versin. Allah ne layığı varsa onu versin inşallah bu. Sözde anneye. İzleyicinin tabii bedduası var, tutamıyoruz. Hani biz de şu anda söylemek istediklerimize tercüme oluyorsunuz. Ve diyor ki peki bu adi kadının da kulağını kesseler ne olur diyor, inşallah diyor öyle. O zaman doğurmasınlar, buna dünyaya getirmesinler. Buna da bir şeyler. Bunlar 3-5 çocuk doğurmayı marifet sanan tipler galiba. Hastaysa doğurmasın kardeşim yazmış bir izleyici. Çok da doğru. Ya çocuğa yaptığında işte, kanımız dondu demiş. Bize nasıl yapalım. Araba alırken ehliyet evet. olması gerekiyor. Arabayı sürmemiz gerekiyor. Anneliğin de aslında, ya keşke ya öyle bir şey olsa yani.
Bunun bir ehliyeti olsa. Yani biz bakacağız. Bu anne olabilir mi? Bunun ruh sağlığı yerinde mi? Ya ne söyleyeceğiz ya? Biz daha yarışmalarda çıkan yarışmacılara hakim olamıyoruz. Ekrana çıkarıyoruz abuk subuk tipleri. Daha onlara hakim olamıyorken buna nasıl engel olacağız? Yok artık yani bu işin şey, o zaman ne yapacağız? İnsanların yatak odasına gireceğiz. Üremelerini mi engelleyeceğiz? Ben bilmiyorum. Bu nasıl olacak? Bu sağ, ya bu Miray olan hiç günahsız bebeği oldu ya. Tabii değişik düşünceler var, diyenler var. Mesela demiş ki bence Tan Sultan diyor ki bence çocuk başkasından olduğu için yapmak Ay istedi. o nasıl bir şey? Yani ya her şey olabilir ya. Loğusa diyor depresyon olmuş olabilir diyor. Yani üçüncü çocuk ne Sabah bileyim. sabah bize ağız dolusu küfürler ettirdi. Lanet kadın demiş. Abla ben de 17 yaşında evlendim. 1,5 yaşında benim de bir oğlum var. Şimdi 21 yaşındayım ama oğlumu bir saniye yalnız bırakamıyorum. Bunun için vicdan lazım. Yaşla alakası yok demiş. Hasta hasta. Çok doğru söylemişsiniz. Hasta. Peki. Naz Hanım. Ya Değil mi? devam Naz. ediyorum Bircan. Yani Ben mecbur ya. Yani takılmak hayat bir şekilde istemiyorum bu devam kadar. ediyor. Bu böyle insanlar da yaşamaya devam ediyor. İşte ben anlamıyorum. Herkes yazıklar olsun diyor. Biz de yazıklar olsun deyip maalesef şimdilik geçiyoruz. Tek eliyle gitar çalıp konser veren Nuriye hayallerine kavuşuyormuş. Bakalım Haluk Levent de müjdeyi vermiş. Yine Haberinizi Haluk Levent izliyoruz. güzel yerden çıktı. Küçük Nuriye biyonik eline kavuşuyor. Denizli'de yaşayan Müşerref Erdem Güler çiftinin ilk çocuğu olan 11 yaşındaki Nuriye'nin doğuştan sol eli yok. Ama bu durum küçük kızın gitar çalmasına engel değil. 11 yıldır hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Ta ki gitar hayatıma girene kadar. Gitar hayatıma girdiğinde her şey çok değişti. Öğretmeninin yaptığı aparatla gitar çalmaya başlayan küçük Nuriye'nin tek hayali biyonik ele kavuşup daha iyi gitar çalabilmekti. 139 bin liraya ihtiyaç vardı. Küçük kız için Haluk Levent harekete geçmişti. Ablam için çok mutluyum. Teşekkürler. Başta Haluk Levent olmak üzere tüm Türkiye'ye sonsuz teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Küçük Nuriye için tüm Türkiye'den destek yağdı ve güzel haberi ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu. Nuriye hayallerine kavuşmak için bir adım daha ilerledi. Yardım kampanyamız güzel sonuçlandı. Paramız toplandı. Öncelikle Haluk Levent ve tüm Türkiye'ye canı gözünden çok teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız zaten biz bu kadar ilerleyemezdik. Küçük kız biyonik eline kavuşup Haluk abiyle vereceği konseri iple çekiyor. Çok mutluyum. Daha iyi bir gitar çalacağım. Haluk Levent'le konser vereceğiz. Ah ne güzel bir haber ya. Evet. Haluk Levent'ten Nuriye'yi sevindiren tweet. Tweet şu: konser de veririz. Biyonik el de taktırırız. Haber edin kızımıza, en yakın zamanda orada olacak. Ay ne kadar ne güzel dualar alıyorsun sevgili Haluk. Vallahi evet ya, Haluk Levent orta yaşını muhteşem geçiriyor. Sürekli dualarla Ahbap Derneği'nden zaten bu yine hareket. 140 bine yakın para toplanmış. Evet, yani aslında 130 bin yeterliymiş galiba ama 140 bine yakın para toplanmış. Güzel haberin merkezi Denizli. Bu sefer Denizli bizim yüzümüzü güldüren şey haberler verdi bize. Şimdi ben neye not aldım biliyor musun? Öğretmeni bir aparat takıyor. Evet. Ya öğretmenin de güzel kalbi değil mi? Ya ben şu an o işte şu taktığı şey öğretmenin taktığı ve doğuştan yok yani bir kaza sonucu da olmamış. Yani bu böyle öğretmenler, böyle güzel yürekli öğretmenler iyi ki varlar ya. Tabii ki Haluk Levent muhteşem bir şey yapmış, yürekten tebrik ediyorum. Zaten yani o kötüler arada bir iki tane oluyor ama iyiler İyilerin daha altı çok. çiziliyor. Evet, iyilerin altı Aynen. çiziliyor. 11 yaşında daha kızımız Denizli'de yaşıyor. Doğuştan sol eli Bu yok. Sol güzellik. eli olmadan gitar çalıp konser veren Nuriye artık hayallerini Haluk Levent ve Haluk Levent'in çevresi tarafından kavuşacak hayallerini inşallah. Biyonik el için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Yaklaşık 140 bin yani 139 bin TL'ye toplandı. Yakında da sevgili Nuriye ile birlikte ne yapacaklar? Gitar konser çalacak. verecekler. Çünkü Nuriye demiş ki bu hayattaki en büyük isteğim Haluk abiyle gitar çalabilmek demiş. İnşallah o da olur. Hatta bir bakarsın Ece, Haluk Levent gibi daha büyük müzik, daha güzel isimler gibi, Haluk Levent gibi böyle güzel isimler gibi o da bir sanatçı olur belki. İnşallah. Keşke yani. İnşallah. Keşke böyle olsa ve günün bu bir güzel haberiydi. Evet. Sevgili seyircilerimiz. Başka yok mu demek istiyorsun şu anda? Ne bileyim, devam edeceğiz bakalım, yani göreceğiz. Günün güzel haberi. Yani hani şu ana kadar iki tane haber, bir tanesi bitirdi bizi de. Bitirdi, yazıklar Hala olsun dedirtti. yazıyorlar.
En azından evet. Bu arada tabii tweet diyorum ya, mesajda da okuyacağız demiştik. Okuyalım evet. Geliyor bakalım. Böyle kadınlara diyor ki, nasıl ağır suç işleyen erkeklere hadım önerisi varsa bunların da doğurganlık organları. Güzel, çok güzel fikir. Çok güzel. 26 Ela'dan gelmiş. Çok biraz evvelki haberimizle ilgili. Berlin'den bizi izleyenler var. Haluk Levent'i konuk edin diyenler var. Öğretmene de helal olsun diyenler var. Ece Hanım, 14 yaşında evlendim. O cahil aklımla çocuğuma bir şey olacak diye çok korkuyordum. Bu nasıl anne diyenler var. Hala önceki haberimizde kalanlar. Tabii maalesef. Tabii ki. Bu arada Haluk Levent'e izleyicilerin de bol duası var. Beddua ile dua birbirine girdi. Bir önce vahşi biyolojik anneyi verdik. Aynen. Şimdi de melek bir kalbi veriyoruz. Haluk Levent'e teşekkür edenleri de söyleyelim. İki haberimizle ilgili bakalım neler diyecekler. Biz bu görüntüleri bekliyorduk. Bu masada çok konuştuk. Görüntüler gelsin. Tıpkı Arda Turan ve Berkay olayındaki gibi. Ne dedik? Hastanedeki görüntüler gelse de Bircan konuşabilsek, ses gelse. Ses gelse dedik, gelemedi. Sesi duyamıyoruz dedik. Burada ses de var, görüntü de var. Bakalım ne diyeceksiniz? Deniz Çakır olayından bahsediyoruz. Deniz Çakır'ın başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulunduğu görüntüler ortaya çıkmış. İzliyoruz. Evet. Hatırlı olayı ne olmuştu? Deniz Çakır bir kafeye gidiyor. Burası Arabistanlı. Ve bir takım işte kızlarımıza hakaret ettiği söyleniyor, iddia ediliyor ve şikayette bulunuluyordu. Sonra da ne oldu? Savcılık takipsizlik kararı vermişti ama görüntüler ortaya çıktı. Ne diyorsun bu görüntülerle Şimdi ilgili? Ben öncelikle Deniz Çakır'ın aynen de bu açıklamasını izleyiciyle temas ettirmek isterdim. Çünkü şöyle, ben mesela mahkeme sonrasında ya da ifade sonrasında çıkılıp yapılan bütün şeyleri dikkate alıyorum. Açıklamaları. Tıpkı Ahmet Kural'da aldığımız gibi, tıpkı Berkay'da aldığımız gibi falan. Şimdi burada ben dikkate aldığım benim tek kişi Deniz Çakır'dı. Çünkü o konuşmuştu çocuk kızlar konuşana kadar. Evet. Burada gözlerimizin içine baka baka. Söylenen hiçbir şeyi ben yapmadım. Aynen bu cümle ona ait. Söylenen ve anlatılan hiçbir şeyi ben yapmadım diyen Deniz Çakır. Yani kızların üzerine aynı zamanda yürüdüğünü gördüğümüz, ki dedim ki kızların iddiası doğruysa biz o görüntüyü görürüz. Görüntü evet. Görüntü kızların bekledim. Üzerine giden tarafın ya da birbirine üzerine giden tarafın kim olduğunu biz görürüz demiştim. Kaldı ki görüntü çıktı. Aynı zamanda kızlar fotoğrafta olmak istemediği için mevzu çıkıyor ya. Deniz Çakır'ın tarihine bak. Hala kızların fotoğrafını çekiyor. Kendisinin olmadığı bir karede. Şimdi ben şurayı anlamıyorum. Biraz evvel ilk girişi, kafeye girişindeki görüntüyü tekrar verebilir misiniz Bilal Özbilge? Direkt çünkü kızların yanına doğru ilerliyor. Bir tuhaf geldi o görüntü bana. Bak kafeye girişi var Deniz Çakır'ın yanındaki arkadaşıyla birlikte. O ya geliyor bence. Tekrar dönüyor. Allah Allah, o bak, çıkışı bence. Bak onu ayarlıyorlar şimdi. Hayır yani ya giriş ya da gidiyor tekrar dönüyor. Bak enteresan direkt kızların olduğu masaya gidişi beni olabilir. Yani eğer o kapıysa bir tek. Tekrar dönmüştür. Bir de fotoğraf çekme olayı yani çok ben yani. Orayı çözemedim anlayamadım bak. Diyor ki orada sizin fotoğrafınızı çekmiyorum diyor herhalde. Gösteriyor cep telefonunu gösteriyor. Ama bir önceki görüntüde şöyle bir görüntü var. Çekiyor. Çekiyor. Hani gıcık olmuş gibi. Kendine. Evet bu bak girişi. Şimdi girdi. Ondan sonra da bir görüntü vermişsiniz. Direkt masaya ilerliyor. Ben de çözemedim ben mi? De onu sanki şey kavgadan sonra çıkıyor tamam. Kavgadan sonra çıkıyormuş gibi geldi. Bana çıkarken laf söylüyormuş gibi geldi. Yine kapının oradan dönüp. Hani işte gibi onu geldi. Anlayamadım o yüzden görüntü eğer tekrar zaten istedim. Senin dediğin gibiyse yani senin ya şüphelendiğin girmez şey böyle bir durum varsa çok demek tuhaf. Ki geçmişte bir şey oldu gibi geliyor senin aklına değil mi sanki yani, hani ya da önceden bir husumet hayır, varmış hayır veya gibi. Girer girmez başörtüyü görünce rahatsız oldu o zaten o hiç yani kabul kafede. Edilebilir bir şey bir değil de alkollü olduğu söyleniyor orada sesten de duyuyoruz o sesi de vereceğiz şimdi izleyicilerimize de sormak istiyoruz bu konuyla ilgili yorumlarınızı görüntü artık verildi. Bakalım bu görüntüler üzerinde Deniz Çakır'ın da açıklaması var. Onu da vereceğiz. Geliyor mu Bilal? Evet bak girdi. Kafeye yok burası değil. Demin gördüm. Siyah, daha siyah beyazdı bu evet, arada. Evet daha siyah beyazlı görüntü. Renkli değil. Kafeye girer girmez kızların olduğu masaya bu değil de masaya başka gidiyor. Bir görüntü var. Yani tamam. Aslında siz haberi akıtırsanız biz aslında bence aynen, ondan yakalarız. Aynen üzerine konuşuruz. Ece şimdi başından beri bu başörtü tıpkı şortlu kıza yapılan taciz gibi. Aynı tepkiyi veririm. Tıpkı başörtülü kızlarımıza yapılan taciz gibi bu da bana göre ideolojiye yapılan bir saldırıdır. Bu bana göre inanca yapılmış bir saldırıdır. Hele hele yaklaşıp eğer
Sizin buradaki işiniz yok. Sizin işiniz Arabistan'da. Siz buradan gidin söylemi varsa ki onu duyamıyoruz. Ama masaya kadar gidip bir şey söylediğini görüyorum. Ve peki o kafayla onu niye duyamıyoruz? Yani seste her şeyi veriyor. Şimdi kafe görüntüleri paylaşmış. Ses de var. Şöyle bir şey. Görüntülerinde sesini duyduğumuz görüntüler renkli. Sesini duymadığımız görüntüler ise siyah beyaz. Orada sanırım iki yöntem var. İki çekim var. Hepsinde sesi duyamıyoruz galiba. Bu da değil. Bu da değil ya. Demin haberde vardı. Evet, haberde vardı. Yani siz haberi böyle akıtırsanız. Ve izleyicinin dediği gibi. Yani nasıl açık giyinen ya da nasıl başörtüsü olmayan insanlara duyulan saygı varsa bir gerçek de var ki başörtüye de saygı duymak zorundayız. Hele bir de sen dediğim gibi Arabistan'da çok geçerlisin. Arap ülkelerinde seni o kadar tanıyorlar ki ekmek yiyorsun. Belki de dizilerin orada satılıyor falan. Bunlar çok bölücü sözler yani. Mesela çok... Songül de benim sözümü hatırlatmış. Ece Hanım siz de restorana gidip garsonla konuştuğunuzu. Bu görüntü. Bunu diyorum işte. Ama onu... Bu şimdi bu giriş midir? Yani giriş anı o masaya mı gidiyor? Yok. Bence o girişi çekmiş. Bu ayrı çıkışta. Çıkarken tekrar dönüyor o zaman masaya. Sinirleniyor. Bence öyle. Ne olmuş? Şimdi bana diyor ki Ece Hanım siz de restorana gidip garsonla konuştuğunuzda hiçbir şey göründüğü gibi olmadığını söylemişsiniz. Bu arada bugün ayrı bir güzelsiniz demiş. Songül 35-77. Evet şimdi garsonunda bir ifadesi var bana verdi. Ne? Ece Hanım görüldüğü gibi değil diyor. Bak şimdi birisi öyle diyor. Evet. Ama oradaki müdür de farklı konuşmuş. Şimdi bizim görevimiz ne? Orada ne olduysa size doğru olanı yansıtabilmek. Herkesin farklı bir görüşü olmuş orada. Müdürü diyor ki... Deniz Hanım alkollüydü. Evet böyle bir şey gerçekleşti diyor. Garson diyor ki Deniz Hanım haklı diyor. Bunlar nerede çıkacak? Yargıda ortaya çıkacak. Ama şöyle bir durum var ki görüntülere kayıtsız kalamıyoruz. Tabii artık hani yani artık şu görüntü beni rahatsız ediyor. Şimdi ne dedi? Sözlü bir sataşma tartışma. Ben bunları yapmadım dedi. Yapmadım dedi. Asla yapmadım. Masaya yapmış. Doğru gidişi var Deniz Çakır'ın. Yapmış. Bir de müdürün ya da oradaki garson mu artık hangi kardeşimizse bir tanesinin araya girip kızlara şey dediğini duyuyorum. Sarhoş. Kendisi zaten sarhoş diyor. Bu bizi ilgilendirmez diyor kız. Orada da haklı. Benim de aklıma Deniz Çakır'ın diğer sarhoş olduğu görüntüler geliyor. Hani kameralara, basına yaptığı. Ya alkollüyken istemediği bir şey yapmış olabilir mi? Ya ve bundan inşallah pişman zaten, duyup inşallah o açıklamaları bilir. Tekrar yapmış olabilir mi? Ama savcılıktan Ece, çıkıştaki açıklamaları çok doğru mantıklı açıklamalardı. Ama pişmanım demiyor ki yapmadım diyor. Bu burada bir hatırlamıyor mu var. Acaba ne bileyim ya. Yani yine yalan var. Evet yani elle tutulur hiçbir yanı yok eğer böyle yok. Bir şeyler olduysa ki sesi verebilir miyiz sevgili Bilal Özbilge? Ses de vardı haberlerde dinledik. Deniz Çakır'la ilgili evet onu da verelim. Gayet güzel. Anlamadım Deniz Çakır niye fotoğraf çekiyor ve karşı tarafta niye bunun yayınlanacağını düşünüyor? Bence şöyle bir durum var. Deniz Çakır normal storiesini çekiyordur. Kızlar da tabii ki kadraja arkada ister istemez giriyor. Olabilirler. Fakat alkollü bir mekan, başörtülü kızlar. Şimdi buradaki kendileri görünmek evet, istemedi evet. Belki tabii. Zaten bence ondan. Ben bu haber ilk önüme düştüğünde de şunu söyledim. Deniz Çakır'ın yaptığı tam anlamıyla hiçbir yerinden tutulmayacak kadar yanlıştır ama alkollü bir mekanda ben başörtülü kızlarımızın olmasından da yana değilim. Çünkü evet, zaten hep söylersin. Hep söylerim. Çünkü zaten inanç gereği ya da inancımız gereği Allah bir ben kendi adıma söyleyeyim. Allah bana da öyle bir ihsan nasip etsin. Eğer kapanırsam ya da kapalıysam öyle mekanlara gitmeyi tercih etmem. Etmemeliydim. Kızlar Berkay'ın hatırlıyor musun? Partisinde de olmuştu. Gündüz partisi vardı. Alkol alınan bir parti. Ben yine aynı şeyi söylemiştim. Kızlar alınmamıştı. Evet. Yine aynı şeyi söylemiştin. Seninle aynı fikirde olan çok kişi var. Yani istediği fikirde olsunlar. Teşekkür ediyoruz aynı fikirde olanlar ama benim bu görüşüm buydu. Bence buradaki büyük sıkıntı da alkollü mekanda o kızların kendi görüntüsünden rahatsız olmasından burası bir oldu. Kafe sevgili seyircilerimiz. Gündüzde akşamda alkol de alınabilen bir alkol kafe. Alkol alınmaya da biliniyor. Herkesin gittiği bir kafe. Yani ben alınmaya kahvaltıya gittim ailemle mesela. Yani herkes de olabiliyor. Ama yani birçok evet izleyicimiz diyor ki görüntüde bir şey yok. Resmin çekilmesinden rahatsız olanlar ne işiniz var orada alkollü yerde diyen var.
Başka ne diyor? Evet. Garsonun Deniz Çakır'dan yüklü bir bahşiş almadığını ne biliyorsunuz diyenler var. Evet, değişik değişik fikirler. Tabii herkesin fikri yargı başka. Yargı bakalım ne diyecek? En önemlisi yargının kararı diyoruz. Peki Deniz'in bu yargı şeyin sonrasındaki var. Ne olacak? Onu da verelim. Yok yok, ilk açıklaması ne olacak? Yine çatır çıktı. Yine bir açıklama yaptı. Bu son. Görüntüler çıktıktan evet, sonra yaptı açıklama. Bu görüntüler çıktıktan sonra Deniz Çakır kendi sosyal medyasında bakın ne paylaştı. Hakkımdaki haksız ve tek yanlı suçlamaların ortalıkta bir cadı kazanı kaynatmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Bugün basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerde yine şikayetçi görünen kişilerin ilk günkü istinatları, tek yanlı beyanları yeni bir şeymiş gibi ve sansasyonel bir üslupla sunuluyor. Ben basının görev ve hakları kadar sorumlulukları da olduğu kanısındayım. Bunun yanında her şeyden önce biraz insani, vicdanlı ve insaflı, gerçeklerin dışına çıkmama özeniyle tüm bunların toplamından çıkacak biraz gazetecilik etiğine uyulması talebim var. Bırakalım yargı gerçeği bulma görevini kimseden etkilenmeden yansız bir şekilde sürdürsün. Basın çatışma ve gerginlikler yerine gerçek ve hukuktan yana olsun. Tabii ki bizim de amacımız hukukun ve gerçeğin konuşulması. Ama böyle bir görüntünün ele geçirilmesi ve paylaşılması tamamen bir gazeteciliktir yani. Bence de kesinlikle. Yani bizim de elimize gelse şimdi biz de bunu yayınlardık. Yalnız ben şeye çok gülüyorum Ece ya. Burada da maalesef karşılaştık. Yani alkol aldıktan sonra, alkol beni hiç ilgilendiren bir şey değil. Alkol aldıktan sonra herkesin kendi tercihi. Basına, evet, basına yapmadığınız hakaret kalmıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yani ben sizin 3-4 tane basınla alkollü münakaşanızı net hatırlıyorum. Sonrasında basın mensuplarını göreve çağırıyorsunuz. Bu görev değildir, bir de sorumluluğunuz vardır diyorsunuz. Onlar sizi çekerken aynı saygıda değildiniz. Ben böyle ikili oynamaları sevmiyorum. Yani ne şiş yansın ne kebap kısmında yokum yani. O zaman siz bravo. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Of, keyifli bir habere geçeceğim. Çok keyifli, çok şeker, çok eğlenceli bir haber bence. Eserin olduğu bütün haberler öyle oluyor. Ya çok gülüyorum ya, ben çok gülüyorum. Bulamadım yüzüğü bak. Yakınlaştırdım. Yakınlaşıyorum, yakınlaşıyorum. Şey, her şey yani, her şey karat mı yani? Her şey büyüklük mü? Küçücük tek taşlar da değerli değil mi? İşte ay, Türkiye güzelini aldığı tek taşla alay konusu olan haber o. Eser Yenenler eleştirileri tiye almış. Ya bak, tek taş yakınlaştırır mısın? Sevgili tek taş olduğu kesin şeyler. Canım. Tek taş gördüğünüz gibi. Ya bir şey söyleyeyim mi herhalde? Seda ablanın reklamında oynadığı bir tane var ya, he, firma. Oradan mı aldı diyorlar 400 1500 liraya. 1500 TL'ye var. 499. 499. Sevgililer Günü kampanyası. Bilal Özbilge de yılın esprisine yani, tik taş bu diyor. Tek taş. Bit taş. Ya ne olacak yani? Ne kadar maddiyatçısınız? Yok, ben bir şey söyleyeceğim. Vallahi benim herhalde bu taşlar daha fazla galiba orada. Onlar gerçek olsaydı değil mi? Gerçek, çok şükür. Gerçek mi? Ben sahte takmam dersin. Ben geçen hafta ayı dedin ya. Yok, gerçek bu canım. Bunu başkasıyla karıştırdım. Sahte demedim. Sen bak, başkasıyla bir şey söyleyeceğim. Yok. Lütfen. Bildiğin gerçek. Lütfen yapalım. Nasıl bir masadayız? Evet, girebilirsin. Görür müsün? Lütfen evet, yani. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Eser. Allah herkese versin. Bak, önemli olan niyet. Onu biliyorum. Herhalde. Şimdi ben de şu yüzü çıkarıp konuşayım. Önemli olan niyet insanlar sevdiklerine bir şekilde hediyeleri ederler. Ben kalpten ve size samimi buldum ama çok hiç almasa daha iyiydi. Hayır veya hiç göstermeye de bilir. Neden biliyor musun? Aslında biz toplum olarak, kızmayın bana, sakın kızmayın, biraz maddiyatçı olduk. Maddiyatçıyız. Ne oldu? İşte bakıyoruz. Aa, bu arabaya mı biniyor? Beğenmedim. Daha iyisi yok mu? Veya daha iyisini biniyor. Ona laf ediyorsun. Yani yok, sürekli bir maddi yönden eleştiri. Mesela bir erkek, işte Burak Sergen'le şey, dün sen ne dedin, evet, cuma evet günü? Eğer işte iş adamı olsaydı para için mi derdim? Vesaire. Yani çünkü aklımız fikrimiz maddiyatta olmuş. Maalesef. Artık. Maalesef. Bak, burada da aslında aşk var ortada. Ya kız da çok diyor mutlu ki, evet dedi mı diyor. Kız çok mutlu. Çok mutlu. Peki kız evet dedi mi gerçekten? Şimdi hani evlenme teklifi mi bu? Demiş. Aa, çok güzel. Sonra da Eser tamam, tabii bu eleştiriler gelince T'yi almış. Ne ondan demiş sonraki Eser? Fotoğraf. Ya ben Eser'e gerçekten. Gösterseniz o balonu, fotoğrafı. Balon bir tane koymuş. Sonunda buldum diyor. Şey, aşkıma layık tek taşı. Bu. Gördün mü? Bildiğin tek taş. Ya çok tatlı. Çok güzel. Yani ne var yani? Yok, ama bir şey söyleyeceğim. Genç insanlar ve aralarındaki tek şeyin sevgi olması o kadar güzel ki.
kızın o kadar umurunda olmamış ki. Yani mesela bazısı böyle bir tek taşı paylaşmaz bile. Evet. Bazısı ilişki bitirir. Karat yok. Bazıları ilişki bitirir, evet. Ya. Karat yok, karat. Kaç karat yok, karat değil. Aynen. Anladın mı hani? Yani ne güzel. Ortada maddiyata dayalı bir ilişki. Belki de bilerek yapmış olabilir mi? Yok. Eser. Çok zeki bir çocuk. Bence çok pinti. Ya ne yaparlar? Hayır. Bunun büyüğünü de alır. Daha ucuza büyükler alır. Taşın değeri düşüktür. Evet. Rengi kötüdür. Anladın, evet, mı? Hasarlı taştır. Bu acaba ne kalır? Bir şey kalır değil de. Bir şey. Yani inşallah yani cüyü falandır artık. Ne diyeyim yani. Yani. Şey der mi? İyi kalır. Ya bilmiyorum ama piyasa değeri ne olursa olsun, evet, önemli olan kalpten gelmesi. Ama ben kızım, ben kız ne zannetmiyorsun ilk? Eser kızma yani, artık kendini espri yaptığı için rahat söylüyorum. İlk şeyi zannettim, nişan yüzüğü. Hani olur ya böyle sadece alyans. Ben taşı, evet, alyans zannettim. Taşı böyle göremedim. Taşı göremedim. Ben de. Çünkü o kadar da alıştık ki milletin taşını böyle gözümüzün içine sokmasa. Bende yok bak. Yok. Ama ne oluyor? Herkes gözün içine sokuyor. Burada da gelen konuklarda da görüyoruz. Evet. Anladın mı? Yani herkes büyük alıyor çünkü. Bu bence daha orijinal olmuş. Daha çok konuşuldu. Bak daha çok ses getirdi. Amaç ses getirmekse evet. Ama kız bir şaşırmış mıdır? Bence. Evet aşkım deyip Allah. Keşke evet demeydik ya. Kutuyu açıp da diyeydik. Ya. Peki çok bir dakika. Bu mutlu haberin altında ne bu? Hangi ünlü çift boşanıyor? Ha. Kim? Az sonra. Bir istihbarat varmış. Az sonra bunun haberini vereceğiz. Hangi ünlü çift boşanıyor diye. Devam edelim mi? Peki, 4 numara. Mutluluklar dileyelim ya. Mutluluklar Ece. Dileyelim. Evet Eser ya. Tatlı, çok da sempatik bir hanımefendiyle birlikte. Mutluluklar. Ya önemli olan da zaten aman ne tek taşları görüyoruz değil mi? Neler neler alıyorlar. Evliliğin işte ömrü. Arkadan birazdan vereceğiz. Çevrilen işler olmasın. Tek taş. Oo, veya aldatanlar. Tek taş alıyor. Neler ne paralar harcıyor böyle böyle ama. 10 kez boynuz. Evet. Allah yerin dibine batırsın öyle tek taşı. Amin. Heh. O zaman Eseri Özbekistan'a gidiyoruz biz. Eser adamsın diyoruz. Yani inşallah aldatmaz da kızı. İnşallah aldatmaz, onu bırak. Bir de Eser şu an evleniyor diye bekarların sevgilileri ne kadar mutlu düşünsene. Şimdi var ya en çok onlar oynayacak, evet, düğünde. Evet vallahi, aynen. Vallahi öyle. Özbekistan'daki kadın hayranlarıyla yemek yiyen Burak Özçivit 2 milyon lira kazanmış. Ne yine güzel yemek yemiş. Ya. Afiyet olsun, buyurun. Ya sen ister misin ya? En azından 14 Şubat'ta istemem, anladın mı? Yani 14 Şubat'ta başka kadın projesi. Hayır, çok. Ben bu projeyi yapana seslenmek istiyorum. Sizin amacınız ne ya? Çok gündeme geliyor bir de böyle. Yani sürekli kadınlarla yemeğe çıkan, sürekli evet para karşılığı kadınlarla görüşen bir Burak Özçivit haberi geliyor. Kadın 7 aylık hamile. 2 ay sonra inşallah çok bebeğinizi alacaksınız sağlıkla inşallah. Ya zaten ben bu projelerin şeyini anlamıyorum yani. Mantalite neden? Hani ne diyorsun? Fahriye 2 milyon lira alacağım. Biri senin, biri benim. Tamam mı? Ha, bir dakika. Veya işte bebeğe yatırım yapalım. Ama çocuk için istemiş olabilir ama. Yani niye 14 yani? Şubat ya? Tamam, projeyi daha da hareketlendirmiş. Daha da alevlendirecek bir gün 14 Şubat. Ama yani Fahriye diye de bir gerçek var yani. Böyle bir şeyi hiçbir kadın kabul etmez. Ben Özbekistan'daki bu organizasyon şirketlerine seslenmek istiyorum. Bekar oyuncumuz mu yok? Var mı? Yok. Hayır ya, of, neden yani? Neden böyle sürekli bu haberler? Beni de o rahatsız ediyor. Mesela bence Can hani Yaman'a bunu teklif edebilirsiniz. Kime? Can Yaman'a. Olabilir. Bak, ona da Demet Özdemir izin vermeyeyim. Sence Demet sevgili mi onunla? Sevgililer bence 1 milyon, %1 milyon. 14 Şubat'ta bile paylaşım yaptı. Acaba Demet o yüzden mi ayrıldı yani? Sevgilisinden zamanında peki. Olabilir, olabilir. Bir de ay, fotoğraf dur, paylaşıyor. Hiç şeylerle konuşmayacağım ilgili ya. Dizi oyuncularının fanları beni yedi ya. Ha şey, Neslihan mı? Aa, ben sanki Neslihan'a bir şey dedim. Neslihan saçı kötü dedim. Neslihan oyunculuğuna bir şey mi dedim? Saçı kötü. Ece demiyor, ben diyorum. Beni tekliyorlar hemen. Peki Burak Özçivit bir tane de fotoğraf paylaşıyor. Fotoğraf da enter. Ya Burak Özçivit'in saçlarını ben yakıştıramıyorum. Yani çok yakışıklı bir kere ama. Bu çocuk bu saçı yapamıyor ya. Yani bak. Bak bu çocukta saç sorunu var. Şurada bir tane tel. Gelebilir. Sana daha komini söylüyorum. Bak kaldır. geçen hafta da oldu yine. He. Bu çocuk da şampuan firmasının yüzü. Bak Burak uyuyor bence. Ama ya Burak'ın saçı var yani, anladın mı? Saçı var ve bol bol saçı var. Ama yemin ederim şurada saçı ne ama biçim saçı var diyesin. Bu ne biçim? Evet, bu olmamış. Bir de bunu kendi koyuyor. Tabii. Bir insanın kendine yaptığında iki dünya bir araya gelse yapamazmış. Çok kaçın. Fazla like almış Burak Özçivit ve birçok kişi tarafından beğenilmiş. 600 bin like var. Yorum var bir mı? Gün evvel.
Çok yorum var tabii. Yani yorum açık. Dur bakayım hemen bir. Burak Özşivit. Bu arada Fahriye Evcen Almanya'da doğurmak istemiş. Doktor izin vermemiş. Onu da söyleyelim sevgili. Seyahate izin vermemiş doktor. Evet, takipçilerine. İddialara göre sen yoruma bakarken söyleyeyim. İddialara göre bir kriz çıktı diyor ama. Bence bile bile ya. Ben sanmıyorum. Inanmıyorum ya. Ben de sanmıyorum. Yani Fahriye onu bilerek yollamadı mı zaten? Evet. 537 bin like'ı var. Sevim abla da beğenmiş. 9591 yorum var. Bakıyorum hep. Ülkenin selfie akımını bozan bir adam diye yorumlar. Güzel abicim niye kendine eziyet ediyorsun? Kessene şu saçını diyen var. Lütfen eski haline döndün. Ne yaptın kendine böyle? Ece o peki ne olarak diye paylaşmış? Yazı olarak ne bu yazmış? Bu ne saç? Ya bilerek konuşulsun diye mi yaptı acaba? Bilmiyorum ki. Özbekistan yazmış. Ha, sadece. Gerçekten. Bakıcı tam Özbekistan yani. Peki ben dediğim gibi o çıkan haberlerle alakalı Fahriye'nin böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Çünkü bile bile Lades biz bile günler öncesinden hazırdık. 14 Şubat'ta Burak yoktu. Yani biz hazırdık yani. Evet, karısı hepten hazırdır ama bak şimdi şöyle bir şey olmuş olabilir. Buna bir uyuz olurum. Hayatım işte falan filan biliyorsun iş ekmek parası falan gitmiştir. Hashtaglerden buluyorsun ya mevzuyu. Kendi paylaşmıyor da başkaları paylaşıyor. Ay söylemez mi? Olur mu canım sende? Bir dakika o Burak değil. Gizlice nasıl gidebilir böyle bir şey? Hayır ya ben gizlice demedim ki. Ne? Daha cümlem bitmedi. Dedim ki kadın çok güzel bir kadın paylaştı düşün. He. Burak'ta bir, Burak'ta demedi hani o kadar güzel bir kadın nereden bilsin? Ay bir sinirlenmiştir yani anladın mı? Ben orada bir şey olabilirdim bir ekşiyebilirdim. Yani bu çift bana nasıl geliyor biliyor musun? Birbirlerini çok seviyorlar, çok kıskanıyorlar ve her saniyelerini sanki görüntülü FaceTime yani böyle görüntülü arama yaparak geçiyor gibi geliyor. Ay bunlar da Fahriye hiç Burak'ı umursamıyormuş gibi geliyor. Gerçekten. Bana tam aksi. Gerçekten mi ya? Sen deli misin? Mankenleri falan engelliyor. Takip eden mankenleri engelliyor. Hatırlamıyor musun haberlerini? Aynen hatırladım. Ha? O şey nasıldı? Bir tane fake kız çıkmıştı ya hani Burak'la yazıyor. Fahriye delirmiştir değil mi? Delirmiştir valla. Bilal'cim biz o konuyu geçtik çoktan. Ne diyorsun? Evet, dışarıdaydın. Önemli bir konu var. Boşanan çiftle ilgileniyorsun. Biz o konuyu geçtik ama. Haberin olsun. Ay ay ay. Peki. Bilal'cim anlatsınlar sana. Çok eğleniyoruz programı. Hadi devam edelim. İki ha... Birazdan geçiyormuşuz onu. Sizi birazcık meraklandım. Ne oluyor? Cem Yılmaz aşk sorusuna verdiği cevapla Defne Samyeli'ye jest yapmış. Hep beraber bir izleyelim bakalım. Ya işte insanları... Bak mesela bu sözlere tek taşa bile gerek yok. Tek taş gibi bir cevap. Kesinlikle öyle. Ya insanları çok imrendiren bir ilişkileri var ve ben... Onları gördükçe gerçekten aşkın var olabildiğini ve iki zor mesleğin olmasına rağmen de ilerleyebileceğini görüyorum. Muhteşem bir cevap vermiş. Defne konusuna geleceğim ama öncesinde verdiği cevap da enteresan değil mi? Artık cinsel yani anlatmaya çalıştığı şey artık cinsellik değil aşk diyor yani. Tabii artık yaşı gereği belden aşağı yani nasıl söyleyeyim bel altındaki duyguların daha azaldığı bir döneme girdi artık o da. Yani o testosteron işte. Öyle o tür adrenalinli salgılar artık onu o yaşından sonrasında olmayabilir. Ama bence bunun yaşla değil Defne ile doğru orantısı var. Onu zaten ikinci soruda görüyoruz. Okan'ın da açıklamaları tuhaf ya Okan Bayülgen'in de biliyorsun. Evet. Okan da artık yapmayın mı dedi. Okan da yapmıyorum artık dedi. Yapmasın abi ama. Okan ya. Ben bu romantizmi bu manevi cümleleri tam anlamıyla hayatındaki kadına bağlıyorum. Yani... Çok geçmişe gitme. Bundan 2 yıl önce başka biri vardı hayatında. Nasıl mutsuzdu? Ve hiç böyle mutsuzdu. Güzel cümleler yoktu. Güzel hatta... cümleler yoktu, şarkılar yoktu. Ondan sonra ne bileyim yani mesela bana paylaşımları çok samimi geliyor. Tavla oynarken paylaşım yapıyorlar mesela. Yani bence bir çiftin paylaşması gereken samimi fotoğrafları Cem Yılmaz'la Defne en güzel şekilde yapıyor. Sen Cem Yılmaz'ın Ebru Şal'la olaylarını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Aynı Cem Yılmaz'ın şu cümlesini hiç unutmuyorum. Nasıl geçti yazınız dedi. Muhabir. Daha yeni şeyle beraberdi. Ayrıldılar. İşte ufak tefek şeylerle mutlu olduk dedi. Yani yine bir kadına söyledi. Ama şimdi gel gelelim aynı Cem Yılmaz aradan 2 yıl bile geçmeden başka bir kadın için neler söylüyor? İşte söyleyene bak, söyletene bak. Bence büyük konuşmamak lazım ama aşk cinsellik işin içine girdiğinde bütün maneviyatını ve büyüsünü kaybeden bir şey. Ben Masar Alanson'un şarkısı nasıldı? Bana şarkılar söyleten bana yeniden kadın, şarkılar. Bana yeniden kadın şarkılar. Kadın gerçekten de öyle. Her tam dakika onları. Şarkı söylüyor. Siz de biz bayılıyoruz. Hayranlarına çağrıda bulunmuş Cem Yılmaz. Bir tweet var. Buyurun evet. Onu veriyoruz.
Ne diyor? Diyor ki gösterinin orijinali biletleri nokta noktada. Cuma günü Nisan ayı için çıkacak. İlginize teşekkür eder. Lütfen uyanık olalım derim. 1500 liralık güldürmüyorum. Bunu benden duyun. Böyle bir bilet fiyatı görürseniz biri kesin sizi kandırıyor. Kara borsaya düştü ya. Evet. Bir de röportajı mı var? Verelim bu tweetten sonraki röportajını. Aa, ama sen araştırmacı gazetecilere gelen onu yapardın. Araştırıyorum. Yok, biraz evvel biz Burak Özçivit'in saçına laf söyledik ya. O tabii dirilişte oynayacağı için o saç. Ama ben saçın uzatmasından daha çok o saçın bir teline takılmıştım, onu söyleyeyim. Evet. Dirilişte oynayacak ya, o yüzden saçını uzatıyor. Onu mu takmışsın? Tamam, niçin uzattın değil. Yani, o görüntü kötüydü. Evet. Ece Karaborsa'ya tıpkı şey gibi karşı, yani fazla para almaya karşı popcorn krizi gibi. Yani evet, Mısır krizi Mısır gibi. Polemiği. Peki evet. Birazdan geçeceğiz ona. Yılmaz Bomba. Erdoğan Mısır polemiğine acayip bir cevap verdi. Yani. Bence son nokta. Cem Yılmaz da yapar mı acaba? Bence iyi bir fikir oldu onlar için ama evet. Büyük gol, onu konuşacağız. Bu da emeğin yanında olan muhteşem bir hareket. Çok teşekkür ediyoruz. Yani kolay para kazanılmıyor. 1500 liralık da güldürmüyorum. 1500 güzel. Ne ya? Daha ne oluyoruz ya? Nereye gidiyoruz? 1500K diyorum diyenler var. Peki devam edelim. Serenay Sarıkaya'dan evlilik açıklaması geldi. Şimdiki izleyeceğimiz görüntülere lütfen dikkat kesin. Serenay'ın en güzel hallerini verdik ve evlilikle ilgili bakın ne söylüyor. Böyle magazinde çıktı, tamam mı? Göya işte evlilik teklif etmiş. Serenay havalar uçmuş. Sonra evlilik sözleşmesi getirmişler de demiş ki evlilik sözleşmesi var. Birazcık düşün. Böyle bir haber yok bir kere. Ben inanmadım bu habere de. Kurgusu kadar kötü. yani kurgusu da kötü. Ya daha haber yine, de kötü. Aynen. Daha yine Ayşe Arman'a röportaj vermiş. Kendi ağzından kızacağız diyor ki evliliğe niyetimiz yok diyor. Neyin açık, evlilik açık, sözleşmesi ya? Evet, ben bu haberi zaten çok Beren Saat'in hani hamile gibi bir iddia gibi bir şey yani. Beren Saat'in hamileydi ya bir zamanlar. Evet. Yani böyle iddiaları bir araştırabiliriz. Yani sorabiliriz. Bak, bu masa başı haber. Veya röportajına bakabiliriz. Evet ya da hiç yani hiç bir bakmıyorsan bir akıl mantık var değil mi? Yani iki tane genç ve çok mutlu insan için çıkarılabilecek en kurgusu kötü haber olmuş. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Şu çiftleri görüyoruz ve hani evlilik var mı soruyoruz ya. Evet. Bu sorulara rica ediyorum erkekler cevap vermesin. Bak rica ediyorum. O kadar itici görünüyor ki. Evet var da demeyin. Hayır takılıyoruz, eğleniyoruz da demeyin. Kızı rencide ediyorsunuz. Bence bu sorunun muhatabı kadındır. Daha güzel görünür, daha vitrinli, daha hoş görünür. Siz atlayıp daha düşünmüyoruz deyince o kızın düştüğü durum çok kötü oluyor. Ya bu konuyla alakalı hassasiyetinizi ben mesela izleyici olarak çok rahatsız oluyorum erkekler cevap verince. Bu işe kızlar cevap versin. Ben ya, çok olmuyorum ya. Ben mesela bunu yıllarca gördüm. Mesela çok severim Özge. Yıllarca bu sorulara maruz kaldı ve kız cevap veremedi. Kim? Yani, Özge Ulusoy. Özge. Yıllarca. Ama hacı cevap vermez zaten. Ama yani bak yani olmaz yani. Erkek biraz bir tık geri kalacak. Kız desin ki zaten ondan sonra o da öyle yaptı yazık. Hani dedi ki biz istemiyoruz falan. Ne yapsın? Bak kızı kötü duruma düşürecek bir şey bu. En güzel cevap söyleyeyim. Bak ne? Bir erkeğin de bir kadın da vereceği en güzel cevap. Hayırlısı. Hayırlısı. O kadar güzel bir kelime ki. Sen ne bileyim. Hayırlısı bak, yani anladın arkadaş mı? Ortamında yapmayacağım. Arkadaş ortamında da ben bu konudan muzdaribim. Ya ben şey derim abi. Yani biz bakacağız hani evet hani bakacağız falan ama erkek atlayıp biz eğleniyoruz ya henüz falan ya dersen. Ya öyle de diyen yoktur ya o kadar bir terbiyesizlik dedi, yani. Ne dedi? Eğleniyoruz dedi. Eğleniyoruz. Evet hani evleniyor musunuz? Hayır eğleniyoruz dedi adam. Espri yapmış o bence. Hiç çok eğlenmedikleri yani eğlendikleri de belli. Ama bak hem eğlenir hem evlen zaten. Evet. Evet, ama yani evlenmeyeceksen de bunu söyle. Yine de bu işi kızlara bırakın. Kadın kısmı daha tatlı duruyor cevap verince. Aa peki sence biz onu daha da konuştuk ama yani bu zaten saçma bir iddia da. Evlilik sözleşmesi bu ikili arasında ilerleyen zamanlarda olur mu? Bence hiç olmaz ya. Bence evlilik sözleşmesi olmaz yani bunlarla. Evlilik sözleşmesi ben mesela düşünüyorum güvenmediğim bir insana teklif ederim. Güvenmediğim bir insanla da evlenmem. Evlenmiş olabilirim zamanında hata yapmış olabilirim bir daha yapmam. Çok da büyük yine büyük konuşmayalım diye. Yani. Evet büyük konuşmamak lazım ya ama evlilik sözleşmesi gerçekten şart biliyor musun? Ya kadın yapabilir erkek yapınca evet. Yine kötü duruyor. Neden bak ayrılırken. Ben ne feminist konuşuyorum. Allah korusun ayrılabilirsin kafan rahat olsun ya iş çirkinleşmesin. Doğru. Yani senin malın benim malım bunun kavgasını yaparken hem ortada çocuk olabilir çocuk için çok evet, büyük sıkıntı evet. Çirkin yani. Evet. Hep söylerim. Çirkinliği başta yaşayın o yüzden. Mantıklı. Evlendiğin adamdan çok
ayrıldığın adam tarzı ve tavrı önemlidir. Evlenince zaten her şey çiçek isimleriyle başlıyor ya. Ha. Evet. Sonra hayvan isimlerine dönüyor. İşte o ayrıldığın adamın kişiliği önemli. Bilemezsin. Ne olacağını bilemezsin. Zaten kimse de ayrılmak için evlenmiyor. Evlilik sözleşmesinin mantalitesi evlilik sözleşmesine ters. Sen çok feminist konuşuyorsun da kadınlar da ayrılınca bir tuhaflaşıyor yani. Çirkin kadınlar da oluyor var. Ayrılınca. O da var. Bak birazdan hangi günde çift boşanıyor diyor ya. Yani öğrendim eğer mi? İddia doğruysa. Kim olduğunu öğrendin mi? Öğrendim. Daha evvel FETÖ'yle suçladı kocasını. Düşünsene ayrılırken. Aa, onlar mı boşanıyor? Biraz önce daha geçen hafta çok. Emre Aşık. Evet. Ve eşiyle ilgili. Yağmur. Böyle Yağmur Aşık'la ilgili çok büyük bir iddia var efendim. Ne diyorsun ama geçen hafta çıkmıştı. Boşanacaklar. Geçen hafta ayrılmıyoruz diye açıklama yaptılar. Onun üzerine başka bir erkekle fotoğrafı çıktı. Hatta o erkek için kardeşim o dedi. Ama kardeşim dediği erkeğin şöyle bir pozu var. Evet o da evliymiş. Gözlerini gizleyen o da evli diye iddialar çıktı. Evet sevgili seyircilerimiz son dakika istihbaratı Bilal Özbilge'ye gelen bir istihbarattan bahsediyoruz. Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşandığı iddiası boşanıyor iddiası kulislerde geziyor. Oo. Teşekkür ediyorum düzelttiğin için. Boşandı dedin çünkü o zaman hepten yalan oluyor onlarınki. İddiaya göre. Ama Ece ne? Bugün şaka yapıyoruz. İddiaya göre bugün boşanıyorlar. Vallahi son dakika Ay ama gerçekten iddiaya göre bugün boşanıyorlar. Bugün boşanıyorlar. Ama yani şimdi biraz daha kulağıma söyledi Bilal Özbilge. Tamam büyük bir haber. Ama şaşırdın mı? Şaşırmadım çünkü ben neden bekliyordum biliyor musun? O fotoğraf rahatsız edici bir fotoğraftı. Hangi fotoğraf? Bu erkekle hani erkekle samimi fotoğrafı. Yani daha yeni senin boşanma iddiaların çıkmış. Aa, anladın mı? FETÖ'cü demiş vesaire demiş. Biz ne dedik? Emre Aşık'ın yapacağı açıklama önemli şu saatten sonra. Hiç açıklama yapmadan direkt boşanıyorsa eğer. Böyle bir durum varsa da enteresan. Yağmur'un yaptığı o kardeşim açıklaması da çöp. Çöp. Emre bunu ben yutmadım güzel kardeşim deyip hadi yoluna git demiş olabilir iddialar doğruysa. Fotoğrafta bunlardı sevgili seyircimiz hatırlarsanız. Ha, ama evet bu arada fotoğrafları da verelim. Ama Ece bence de eşine, hali hazırdaki eşine FETÖ'cü zaten o deyip bütün gemileri yakan evliliğini zaten yakmıştır. Bana öyle geliyor. Yani, bence düzeltemediler. Evet. Yani şu görüntüye gelene kadar bence düzeltemediler. Ya çok kötü. Yani tabii ortada çocuklar var. Bir evliliğin bitmesinden bahsediyoruz. Bu kolay bir şey değil. Ama bu fotoğraf da birazcık rahatsız edici fotoğraftı. Hatta biz bu konuşmaları yapmadan evvel başka yayın organlarında çıkınca Yağmur Aşık'ın bir açıklaması vardı. Neydi? O benim kardeşim. Bu görüntüyü gece kulübünün ismini duyurmak isteyenler. Yani gece kulüp sahipleri basına verdi demişti. Gece kulübünü suçlamıştı ama biz ben de burada söylemiştim. Yani insan evliyse çocukları varsa gece kulübü bu görüntüleri verirken niye vicdan azabı duysun ki eğer sen kendin rahatsız değilsen. Bir ama de kardeşim gece kulübünün diyordu ismini de hiç değil. Haber geçirmiyordu bu arada. Onu da söyleyeyim. Gece kulübünün ismini de bilmiyordum. Evet yani. Gece kulübünün ismini de bilmiyoruz yani. Bu açıklamada havada kalmıştı. Ama iddia büyük. Emre Aşık ve Yağmur Aşık çifti için bugün boşanıyor iddiası var ve kulislerde geziyor. Bakalım yarın yine buradayız Allah izin verirse. Evlilikler çok maalesef. Yarın açıklayacağız doğru olup olmadığını maalesef, ama kurtaramıyoruz artık ya. Tüketim. Ya bir de şöyle bir şey var. Düşünsene sen güvenerek diyorsun ki iyi günde kötü günde bir imza atıyorsun ve işler yolunda gitmeyince onun ipliğini pazara çıkartıyorsun. Bunu bir şey söyleyeyim mi? Berk Oktay bak yine TT oldu dün. Yani aynen. Merve Şarapçıoğlu da yayın yasağı yok değil mi onunla ilgili? Var mı Ece Bilal? Gelişme var. Eyvah. Ne? Emre Aşık'la telefonda konuşmuş şu an Bilal. Moralim çok bozuk demiş. Aa. Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bir şey yazmayın şu an ne olur diyor. Aa. Biz söylemiş bulunduk ama sevgili Emre. Boşanacağınız haberini. Biz yazıyı şu an tamam sildik ama böyle bir iddia var. Ve o seninle zaman moralinin bozuk olduğu doğru. Bu iddiayı güçlendiriyor. Allah hayırlısını nasip etsin. Konuşamıyorum. Doğru, yazmayın demek ne demek? Demiş. Kurtarmaya mı çalışıyor taraf belki acaba? De kurtarmaya çalışıyorlar. Aa o zaman aa, çok üzülürüm ya. Ya bir taraf kurtarmaya çalışıyorsa devam edilebilir mi acaba? Ya işte çocuk olunca çok zor bir can. Ha işte onu diyeceğim Ece yani gemileri yakıyorsa bak mesela Berk Oktay'ın işte Merve Şarapçıoğlu vardı. Bu kız da hani bir şeyler yaptı falan fotoğraflarını verdi. Böyle kirli çamaşırları dökme psikolojisinden çıkmak lazım. Yani. O Merve Şarapçıoğlu'nun Cengiz Semercioğlu'na bir açıklaması var. Ne birazdan diyor? Onu da vereceğiz. Şey diyor ben niye vereyim ki diyor yatak odamı sırlarımı. Ama yatak işte. Odamı niye vereyim diyor.
Ben izleyeceğim bir şey söyleyeyim. Sizin görmediğiniz ama maalesef her hafta bak her hafta Berk'in bir tane müstehcen bir yerini görüyoruz. Ya. Öyle söyleyeyim yani. Peki. Geçen hafta hele zaten aman aman. Tekrar sevgili seyircilerimize paylaşalım. Sevgili seyircilerimiz, kulislerde gezinen bir iddia var. Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'la ilgili. Deniliyor ki bugün boşanacaklar, adliyeye gidecekler iddiası. Hem bu fotoğraflar vardı hem de son günlerde çıkan söylentiler. Zaten biliyorsunuz boşanma kararı almışlardı, sonra tekrar barıştılar. Şimdi tekrar boşanma kararı aldıkları iddia ediliyor. Sevgili yapımcımız Bilal Özbilge Emre Aşık'la görüştü. Moralim çok bozuk, lütfen şu an bir şey paylaşmayın, yazmayın dedi ama biz yazmış bulunduk zaten. Ve moralim bugün herhalde bu iş belli olacak diyoruz. Evet, Allah yardımcınız olsun. Peki şimdi geçiyoruz Mısır polemiği sevgili Bircan. Ay. İki hafta önce vizyona giren Allah. Organize İşler 2 filmi bir paralı platformda yayınlanmaya başladı. Ve ortalık karıştı sevgili seyircilerimiz. Ve sinema birlikleri tepkili göstermiş. Yılmaz Erdoğan tepkilere cevap vermiş. Yılmaz Erdoğan'ın yıllardır çalıştığı yönetmeni bile tepki gösterdi. Ömer Faruk Sorak. Hepsini tek tek vereceğiz. Şimdi evet. Sen ne diyorsun? İzledin mi? Ben dün izledim. Ben izledim. O paralı platformu kullanmaya başladım. Zaten izledim. Fakat benim aklıma şu geldi. Evet, bu Mısır polemiği için zaten yasalarla artık bu işin rayına oturacağını Sayın Cumhurbaşkanımız da onları davet ederek söyledi. Evet. İkna etti. Ama bu şu demek. Sizin bize attığınız gollere biz sessiz kalmıyoruz. Ben bir şey yapacağım ki Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'dır bu işin başını çekenler biliyorsun. Ben bir şey yapacağım dedi. Ben şeyi hatırladım. Bunun gala gösteriminde sürprizlerimiz olacak demişti. Yılmaz Erdoğan. Meğersem aklında varmış böyle bir şey. Tam bu büyük bir gol. Ama ben sinemaya parayla giden biri olsaydım bu duruma çok bozulurdum Ece. E tabii düşünsene. Ya, bu duruma çok bozulurdum yani. Paranı vermişsin, Mısır'ı almışsın. Evet. Akşama bir geliyorsun evde bedava. Şu dalga geçer. Bedava gibi. Dediniz de bu arada aylık bir ücret ödüyorsunuz ama çok küçük bir ücret. Evet. Onun karşılığında bir sürü film vesaire izliyorsunuz. İki hafta önce vizyona girmişti. 2,5 milyon kişi tarafından izlendi. O 2,5 milyon bunun hesabını sorar mı acaba? Sorar. Bilal Özbilge sen de izleyenlerdensin. Gidip hem Mısır aldın hem bileti aldın. Ben yarıda çıktım diyor. Güzeldi ya. Ben beğendim filmi vallahi. Sen de gittin. Ne yapacağız? Ha, evet. Gittin. Yılmaz benim için bitti diyorsun. Aa, o kadar. O kadar. Bak izleyici bir tepki verdi. Var. Evet, görüyorsunuz şu an hasılat 2,5 milyon kişi tarafından izlendi. Baksana yalnız bu çok zor bir laf. 1 Şubat'ta vizyona girmişti. Üçüncü haftasında koydu ya şeye platforma. Üçüncü evet, haftasında çok erken. Yani bu iş daha 7 hafta giderdi. Hani bence hemen koysa bile ama zaten şu an vizyondayken. Ama vizyondayken koyması zaten öyle mi kardeşim? Tamam demesi. Alın size dedi ya. Ece bak ama şöyle söyleyeyim. Mısır'da verdiğiniz Mısır küçük. Reklamlarda bitiyor daha. Hani anladın mı? Ciddi bir para farkı var. Ben 20 liraya sinemaya gidecekken birden o 59 lira oluyor. Çünkü içeride alsam Mısır 60 lira. Burada sizle alsam 39 lira. Yani ciddi bir fark var. Mısır mı yemeyelim? Yiyelim ama. Mısır yiyelim ama insanların emeğini de teslim edelim. Bence Yılmaz Erdoğan'ın bu tepkisi şimdi akıllara şunu getirdi. Acaba Cem Yılmaz da bunu yapar mı? Bence yapacak biliyor musun Ece? Peki şu an hattımızın diğer ucunda Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı Cenk Sezgin var. Bakalım Cenk Bey bu konuyla ilgili ne söyleyecek, tepki gösterenlerden Cenk Bey. Efendim hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar canım, Bircan Hanım. Çok günaydın, teşekkür ediyoruz. Merhaba, siz tabii ne hissettiniz böyle bir durumda daha vizyondayken bir paralı platforma satılması? Biz önce inanmadık. Çünkü 3 farklı sebebimiz var bizim bu konuda yaşadığımız şoku ve şoka tepkilerimiz sebebiyle. Birincisi biz sinema salonu işletmecileri olarak yapımcılarımızın yaşamasını, kar edebilmesini ve film üretmeye devam edebilmesini desteklemek amacıyla hem kanunu destekledik hem her platformda kendilerini destekledik. Ve ciddi anlamda arkalarında durduk. Biraz evvel sizin de bahsettiğiniz Mısır ve sinemacı kavgasında aslında sinemacı tarafta olmakla beraber biz yapımcıların tarafında pozisyon aldık. Fakat yapılan sözleşmelerde bu filmlerin ertelendiği, bu anlaşmazlıklar, bu gelir kayıpları sebebiyle filmlerin bu sezondan önümüzdeki dönemlere belirsiz tarihlere kaydığı dönemde, yani diğer bir de işte sezonumuzun içinin boşaldığı bir dönemde çok büyük kayıplarla karşı karşıyayız. Bu anlamda yapımcılarımız da filmlerini ertelemeyin, salonlarımız boşalmasın diye çağrıda bulunduk. Bu bahsöz söz konusu film tarihi ertelenmedi. Yani önümüzdeki sezonu ertelenmedi. Zamanında fakat bir aylık bir gecikmeyle gösterime girdi. Ve bizler de anlaşmalar yaptık sevinerek.
Beşiktaş Kültür Merkezi'nin gerçekten kültürümüze ve Türk sinemasına çok büyük bir katkıları var. Bu anlamda hep birlikte destekledik ve sevindik. Bir işbirliği içinde olduğumuzu düşündük. Fakat orada bizim yanıldığımız şu nokta oldu ve bugün tepki verdiğimiz. Biz bu sözleşmeleri yaparken salonlarımızın sözleşmelerini diğer taraftan bu dijital platformlara filmin pazarlanmış, hatta anlaşmanın yapılmış olduğunu gördük, öğrendik. Bu anlamda tepkimiz gerçekten büyük bir hayal kırıklığı şeklinde oldu. Bunu farklı şekillerde dile getirdik. Bunun kayıpları, olası riskleri konusunda her ortamda, her platformda dilimiz döndüğünce riskleri anlatmaya çalışıyoruz. Kamuoyunda anlaşıldığı şekliyle, yani bir filmi bedava izlemek varken niye sinema salonlarına gidelim, izleyelim yorumlarına da büyük bir şaşkınlıkla karşı görüyoruz. Çünkü eğer bir dakikamız daha varsa söyleyebileceğim size bir lütfen, takım başlıklar söylemek istiyorum. Buyurun. Sinema çok önemli bir dinamiktir. Ve sadece kamuoyunun anladığı gibi bir eğlence değildir. Yani leblebi şekilde gelirken tüketilecek bir eğlencelik değildir sinema, bir kültürdür. Doğru. O kadar büyük etki alanları vardır ki, öyle büyük bir dinamiktir ki. Bakın bunlardan birkaç tanesini çok kısa özetle sayacağım size. Birincisi kendi ekonomisi vardır. Bu çok büyük bir ülke anlamında bir gelirdir. Gelir kapısıdır. Dünya çapında 42 milyar dolarlık bir global sinema gelirinden bahsediyoruz. Türkiye'deki bu rakam 300 milyon dolar. Bu bir ekonomidir. İkincisi toplum ve yaşam anlamında çok büyük etkileri vardır sinemamızın. Üçüncüsü sinema işletme sektörü ve çevresinde gelişen AVM ve diğer bütün ticaret sirkülasyonu içinde büyük bir dinamiktir. Dördüncü etkisi kültürümüzün yeni nesillere aktarım aracıdır. Beşinci etkisi bir ülkenin ve kültürünün tanıtım yoludur. En doğru yoludur, en hızlı yoludur, en etkili yoludur. Ve altıncısı kültürümüz ve ürünlerimizin pazarlanma şeklidir. Şimdi bütün bunların hepsinin son 3 tanesini televizyonlarda, dizilerde görebiliriz. Ama ilk 3 tanesi yani kendi ekonomisinin olması, toplumda ve yaşamda sosyalleşmede etkileri ve sinema sektörü ve çevresinin sirkülasyondaki ticari katkıları sebebiyle bu ilk 3'ünü televizyonda göremeyiz. Yani dolayısıyla bu hepsi beraber düşünüldüğünde evet televizyon, evet dijital platformlar ama zamanlaması çok önemli. Aynı anda çıkması ciddi anlamda Türk sinemasına şu biraz daha başlayalım 6 başlık çerçevesinde büyük bir darbedir. Peki şimdi saymıyorum. Şimdi ne ama olacak? İki tanesi, Cenk Bey şimdi ne olacak? Bakın, yani bu Yılmaz polemik devam ediyor belli ki. Yılmaz Erdoğan'ın yaptığını işte paralı platforma vermeyi vesaire diğer mesela atıyorum. Şahan Gökbakar da yapacak diyelim. Cem Yılmaz da yeni filminde yapacak. Size nasıl bir darbe bu? Türk sinemasının bugün biz yıllardır Türk sinemasının 70 milyon sınırına gelmiş kapasitesini, seyirci bilet satış kapasitesini yüzleri 120'lere daha yukarı nasıl taşırız diye düşünüyoruz. Bugün itibariyle şu anda bizim geçtiğimiz Ocak ayında kayıplarımız sebebiyle filmlerin ertelenmesinden sebep yaklaşık 15 milyon bilet eksiyle başladık sezona. Bu 15 milyon çok ciddi bir rakamdır. Türkiye şu anda dünyada kendi filmini en çok seyreden Amerika ve Hindistan'ı saymazsak en büyük ekonomi. Amerika ve Hindistan'ı saymazsak %63 satılan bilet adediyle, yerli film bilet adediyle Türkiye bu konudaki en büyük ve en hızlı gelişen ekonomi. Bu ekonominin televizyon platformuna taşınmasıyla, sadece televizyon platformuna mahkum edilmesiyle büyük bir darbe alacak aşikar. Peki Cenk Bey sözünüzü balla kesiyorum. Tabii. Rica edeceğim hafta kalsanız Yılmaz Erdoğan'ın açıklamasını verelim biz. Yılmaz Erdoğan'a karşı ne söyleyeceksiniz onu merak ettim. Yılmaz Erdoğan bakın bu konuyla ilgili nasıl bir açıklama yaptı? Kamuoyuna duyurulur. Organize İşler Sazan Sarmalı filmimiz 3. haftasında hem sinemalarımızda hem üzerinden gösterime devam etmektedir. BKM olarak sonuna kadar desteklediğimiz ve yasalaşmasından büyük memnuniyet duyduğumuz sinemalarla ilgili düzenlemenin, kampanyalar ve yazılımlarla ilgili kısmının yürürlüğünün teknik ve ticari nedenlerle 1 Temmuz 2019'a ertelenmiş olmasına rağmen filmlerimizin vizyon tarihlerini ertelemedik ve sezon için hazırladığımız tüm filmlerimizi vizyona çıkarma kararı aldık. Sektörümüzde yaşanan bu krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına size yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi bir yere taşıyacağına eminiz. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacaktır. İstanbul'a ait bir filmi dünya çapında milyonlarca izleyiciye sunma kararımızı gelecekte Türk sinemasının da aynen Türk dizilerinde olduğu gibi dünya seyircisiyle buluşmasına ön ayak olacağına, ülkemizin ve Türk sinemasının tanıtımına büyük katkı sağlayacağına kalben inanıyoruz. Ayrıca bu özel anlaşmayla filmimizi dünyanın her yerinde yaşayan sinema seyircisine ve yurttaşlarımıza iletme imkanı bulduğumuz için sevinçli ve gururluyuz.
ise yaptığımız anlaşma sadece organize işler Sazan Sarmalı filmimiz için geçerlidir. Ve diğer BKM filmleri yalnızca sinemalarda gösterime girecektir. Filmimizin gişe rakamları beklenen düzeyde devam ederken ülkemizde ve dünyanın her yerinde yaşayan seyircilerimize gösterdikleri büyük ilgi için yürekten teşekkür ederiz. Evet, evet. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı Cenk Sezgin. Cenk Bey, ne diyorsunuz? Diyor ki dünya seyircisiyle buluşmasına ön ayak oldu bu olay diyor. Yılmaz Erdoğan. Evet, bunun sinema gösterimleriyle aynı anda olması gerekmiyordu ki. Ya Cenk Bey, bir çok güzel 6 tane madde. Madem bu kadar büyük faydası vardı bu platformlarda yayınlanmasının bu filmin, niçin sadece bu filmle kısıtlı tutuluyor? Evet, aslında diğer filmlerimiz olmayacak diyor. Aslında mantıklı bir soru. Ama Cenk Bey, şimdi bir gerçek var ki 6 tane şey saydınız. Sinema sektörünün Türkiye için öneminden bahsettiniz falan. Ama şimdi insanlar ister istemez direkt cebine bakıyorlar. Hani cebimdeki paraya kadar ben. Hani gerçekleri konuşalım. Şimdi evde bu kadar kolay ulaşabileceğimiz bir noktadayken hiç kimse, üzülerek söylüyorum ki, o 6 maddeyi göz önünde bulunduramıyor. Aslında bence polemiği fişekleyen ve bence sizi hayal kırıklığına uğratan şey insanların tercihini evde izlemek olması olabilecektir. Bence sizin söylediğiniz şeyler doğru olmakla beraber izleyici bununla ilgilenmiyor. Üzücü. Burada çok kısa bir tespitte bulunmak istiyorum. Bakın, ilk gün Cuma gününden itibaren, cumartesi pazar geçtiğimiz 2 gün boyunca platformda yayınlanan filmin o filme veya dolayısıyla sektörümüze bilet kaybı 57.400 kişi şu ana kadar. Bunu özel yöntemlerle hesapladık. Bunu yapımcı şirket de hesaplıyor. 57.400 kişi sinemaya gitmekten vazgeçti ve gitti evinde seyrediyor. Diğer yandan şu anda film korsanda. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde aslında çok büyük bir ekonomik kayıpla karşı karşıyayız. Evet. Bunun sonuçlarını bugün değil, yarın o seyirci, bu filmi bedava izlediğini zannederek sevinen seyircimiz, yarın teker teker bu filmler gündemden düşündüğünde ve televizyonlar sadece dizi filmlerle ve bu benzer programlarla, evlilik programlarıyla dolduğunda, o zaman görecekler bizim bir günler sinemamız vardı, Türk sineması vardı. Bugün bu yaşanan olayın bundan 50 yıl evvel yaşanması halinde sizce Hababam Sınıfı filmi çekilebilir miydi belki? Belki iki bölüm çekilir. Bu diller, bu isimler, bu kadar sanatçılar, bu kadar eserler, bu kadar ödüller, uluslararası tanıtımlar, bunlar olabilir miydi? Çok haklısınız. Evet, televizyon dizileri alabilirdik, ödülleri alabilirdik belki ama Nuri Bilge Ceylan gidip Kanda ödülünü kaldırabilir miydi belki de havaya? Bu bir ekonomidir. Bu ekonominin şu anda yapılan hamle, ben görüyorum ki açıklamalarından da, BKM tarafından da, Sayın Yılmaz Erdoğan tarafından da çok savunulabilecek bir tarafı yok ki diğer filmler için, bu diğer filmlerini bu hamlenin dışında tutuyorlar. Bu bir denemeydi ve bence bir hataydı. Şöyle bir hataydı. Bu filmin öncelikle çıkma tarihi 1 Ocak'tı. Evet. Fakat 1 Ocak'ta henüz daha kanun gerçekte kesinleşmediği için yapımcılar doğal olarak zararları kaybı uğramamak için, gelir kaybını uğramamak için filmin çıkış tarihini ertelediler. Ama ne yazık ki bu platformla yapılan sözleşme, ki bu 1-2 aylık bir süreçtir, o tarihlerde imzalanmıştı. Yani film ertelendiğinde aslında film zaman içinde gitti, bu platformdaki yayınlama tarihinin üstüne düştü. Bu kriz bu şekilde yaşandı. Ömer Faruk Sorak da yıllarca BKM'nin çalıştığı çok değerli bir yönetmen. Ömer Faruk Sorak da diyor ki sinemalarda mısır içecek promosyonuyla bilet satılıyor diye ortalığı ayağa kaldırma sebebi meğerse herkes evinde mısır ve içeceğiyle film izlesin diyeymiş diye bir tepkisi var. Birol Güven'in bir yazısı var, onu da bir paylaşalım hazır siz buradayken efendim. Evet, bu Ömer Faruk Sorak'ın paylaşımı, diyor ki İçecek işte mısır için bu tepki verildi ama meğer evde yapılsın diyeymiş diyor. Acaba dalgasını mı geçiyor bilemedim. Birol Güven bakın ne diyor. Televizyon ve sinema film yapımcıları meslek birliği olarak bir filmi vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime sokmanın sinema sektörümüze telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini düşünüyoruz. Çok uzun bir süredir yeni sinema yasası için verdiğimiz mücadele öncelikle sinemamızın geleceği içindi. Bilet geliri olmayan sinema işletmecilerinin ekonomik sıkıntı içinde olduğu bir sinema sektörünün ne geleceği olur ne de özgürlüğü. 15 Şubat 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni durum tüm sektörümüz olduğu gibi bizi de şaşkınlık içinde bırakmıştır. Tek söyleyebileceğimiz şudur. Bu, televizyon ve sinema film yapımcıları meslek birliğinin ortak kararı değildir. BKM adlı üyemizin kendi ticari kararıdır. Birliğimiz bu kararı yanlış bulmakta ve milli sinemamız için çok kötü bir gelişme olarak değerlendirmektedir. TESİAP olarak sinemanın herhangi bir bileşenini dışarıda bırakan hiçbir gelişmeyi onaylamıyor ve film sinema salonlarında izlenir felsefesiyle salon işletmecilerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. Evet.
Evet, Birol Güven de sizden yana efendim. Çok teşekkür ediyoruz Cenk Bey'e. Son bir cümle söyleyeyim. Buyurun efendim. Türk sinemasında çapı, boyutu ve geleceği ve potansiyeli itibariyle bir cep telefonunun 4 inçlik ekranına veya bir televizyon ekranına hapsolmaması gerekir. Dünyada bunun örnekleri var. Kendi sinemasını kültürel ve gelişim aracı olarak kullanan ülkeler bu konuda tahditler getirerek sinemasını koruma altına almıştır. Seyircimiz sevinirken zannetmesin ki bugün ekonomi sağladığı bu avantaj, ona ekonomik avantaj sağlayan gelişim, aslında yarın filmlerin çekilememesinin ilk adımıdır. Bunun da farkında olsa ki, Yılmaz Erdoğan bu filmle kısıtlı kaldı bu etkinliğimiz şeklinde açıklama yapmıştır. Ama Cem Yılmaz veya Şahan Gökbakar açısından benzer riskin taşıdığını, benzer risklerin olduğunu biz sektör olarak büyük bir korku ve endişe içinde bekliyoruz. Eyvah, onlar da yapacaklar diyorsunuz bunu. Yani yapabilecekleri konusunda duyumlar alıyoruz ama yapmamalarını temenni ediyoruz. Aslında İnşallah. Sizin bir şekilde eğer düşünülecek olursa sadece kısa vadeli ticari kaygılar değil, uzun vadede geleceğimiz düşünülecek olursa eminim onlar da bunu yapmayacaklardır. Bence de bu kadar tepkiye de yapmayabilirler. Evet, hepimiz için bir test, bir sınav süreci olacak diye düşünüyorum şu günlerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Samimi açıklamalı, çok samimi açıklamalar. Verdiğiniz bilgilerden dolayı biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız. Zaten bu Mısır polemiği bizim haftalarımızı aldı biliyorsunuz. Yapmamalarını tam temenni ediyorum diyoruz. Dedi Cenk Bey açık açık. Yapmamalarını istiyorum dedi. Ben de üçünün ortak bir karar olduğunu düşünüyorum. İlk ayağı da Cemil şey başlattı, Yılmaz. Ölemezsem olmaz devam ediyor sevgili seyircilerimiz reklamların arkasından. Şimdi yeni bir haberimiz daha var. Demet Akalın'la ilgili haber. Sahte tutuklanan mallarıma zarar verildi. Ne yazıyor burada? Onu anlayamadım. Bakalım bir haber izleyelim ya, anlamaya çalışalım. Bunca pisliğin, yalanın, nankörlüğün döndüğü bir dünyada daha iyi biri olmaya, kendime yakışanı yapmaya çalışıyorum hep. Sonuç hayal kırıklığı olsa bile ben elimden geleni yaptım diyebilmenin iç rahatlığıyla başım dik kalkıyorum hepsinin altından. Bu bana yeter. Evet, şimdi bu yüzyılın en komik yazısı olmuş. Ramiz Dayı'dan duyunca tabii güzel geliyor ama bunu şöyle değiştiriyoruz. Bunca pisliğin, yalanın, nankörlüğün döndüğü bir zamanda, sona kadar katılıyorum, daha iyi biri olmaya, kendime yakışanı yapmaya çalışıyorum, hep değiştiriyorum. Keşke yapmaya çalışabilsem, keşke değişebilsem. Sonuç hayal kırıklığı olsa bile ben elimden geleni yaptım diyebilmenin, diyememenin İç rahatlığıyla başım dik kalkıyorum diyor. Kalkamıyorum hepsinin altından diye değiştiriyoruz. Bu bana yeter. Yetmiyor kimseye. Evet, Demet Akalın en çok kendisinde olmayandan insan bahsedermiş. Öyle bir yazı paylaştı. İyilik meleği kendisi. Sonrasında da Rayman'in şarkısını okuyor. Nerede popüler şarkı, nerede popüler isim biliyorsunuz. Bakalım şarkıyı nasıl okumuş. Evet, değişik yorumlar var şarkı yorumlamasıyla ilgili. Yorumlardan bir Demet verelim mi? Bir tane diyor ki sen zahmet etmeseydin. Rayman söylüyordu zaten. Gayet güzel söylemiş, kıskanmayın kadını. Kim nerede popülerse kan emici Demet orada. Bıktık artık senden. Bu kadının her şeyi atlaması beni benden alıyor. Vokallerin ağzına sağlık diyen var. Aslında bu şarkı Rayman'den başkası söylemesindi. Ama güzel söylemiş. Rayman ve şarkıdan uzak dur. Çok şaşkınım ama güzel söylemiş diyen var. Şöyle her şeye dair olma çabası aşırı itici. Ya kendi başına konuşulmayı beceremediği için bu hareketler ya da başka bir şey diyen var. Arkada 10 tane vokalle güzel. Bunun aynısını evde saç fırçasıyla söylüyoruz diye yorumlar var. Yani Rayman bakalım ne söyleyecek onu merak ediyoruz ama bu şarkıyı yapan kişi Emre isimli şahıs zaten Demet'e yeni albümde şarkı verecekmiş, ondan dolayı da izin vermiş ama Rayman bence mutlu olmuştur kendi sesinin yorumunun değerini anlattığı için. Ve Rayman'in istediği rakama geçeceğiz. Geçin Demet'e sevgili seyircimiz. Rayman bir konser için ne kadar istemiş biliyor musun? Ay çok merak ettim. 132 bin TL. Ne diyorsun ya? Sadece tek şarkı okuyacak. Yok canım. Ama hak etmiyor mu ya? Gidecek yurt dışına. Zaten Rayman o kadar kişilerden dünyanın parasını kazandı. Evet ya. Yurt dışına gidecek 132 bin TL. Yani ben başarının hep yanındayım dediğim gibi. Çok son dönemin en başarılı ismi Rayman. Çok abartıldığını düşünüyor musun? Ben yeniliğe çok aç olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Yeni bir şey görünce de deli gibi sahip çıktığımızı düşünüyorum. Rayman'in abartıldığını düşünüyorum. Yok ya, bence güzel bir şarkı yaptı. Popçular için çok fena ama. Geliyorlar ve, yani. Ve bir şey diyeyim sana. Arabesk için, fantezi evet. için. R&B, her şeyi katmış. Bütün müzik platform, müzik türlerini alt üst eden yeni bir tür çıktı. Hı hı. Ve
Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da çılgın gibi biliniyorlar. Yani artık başka bir devre. Ben bir de şeye inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz? Yani satmıyor. Albüm işte yok artık, gitmiyor. Ona inanmıyorum. İyi bir şey yapınca satıyor. Halk alıyor. Alıyor. Halk beğeniyor. İndiriyor. Aynen öyle. Evet. İndiriyor. E şimdi yenisini yapıyor. Mesela bir tane ekstraya gitmeyen o kadar albüm var ki. Ekstrası olmayan milyon tane albüm çöpe gidiyor. Çok üzücü. Şimdi bu çocuğun ekstradan ekstraya koşması da normal. 132 bin. Yani tek şarkı için çok uçuk bir rakam. Uçuk ama bir rakam ama oraya toplar da o kişiyi biliyorsun. Toplar, o kadar kişiyi de. Toplar. Çok eğlenceli bir habere geçeceğiz. Rafet Erroman'da değil mi sıra? Rafet'i verelim. Çok şeker. Rafet'le ilgili. Ya hatırlıyor musun fotoğrafları çıktı ya geçen hafta. Evet. Herkes dedi ki estetik yaptırdı. Rafet işte dolgu yaptırmış şurasına. Botoks yaptırmış. Rafet alıyor telefonu kendini çekiyor. Bak ne diyor. Dalga geçmiş, espri yapmış, çok şeker bence de. Bence de Rafet hiç yaşlanmıyor ya. Ben hiç Rafet'in geçen hafta aynısını söyledin. Evet. Evet. Hiç yaşlanmıyor. Söyledim. Hatta VTR sırasında söyledim. Yayında söylemeyi unuttum. Ya bence fit görüntüsü, yıllardır aynı olan, o hiç kendini bozmayan görüntüsüyle bence Rafet aynı. Yaptırsa çatıklarını yaptırır. Doğru söylüyor. Yaptırmamış ama şeyi, tepkisi çok güzel. Yani ben zaten lanet olsun doğuştan karizmatiyim diyor. Bence özgüven ve insanın kendiyle barışık olması muazzam bir şey. Bir de şeyi çok güzel böyle. Ya manyak mısınız ya? Belki şey diyor ya. Manyaksınız yaptırsan şunu koca burnumu yaptırırım diyor. Ama Rafet her zaman samimiydi zaten seyirciyle. O samimi duyguları geçti. Bu arada o fotoğrafı yolladılar bana. Hani geçen hafta işledik ya öpüşme fotoğrafını. Öpüşmüyor mu? Resmen şurayı öpüyor ya. Heh tamam. Vallahi öpüşmüyor bana. Zaten göre. Kız Rafet abi dedi. Rafet abi de dedi. Dudağından öptükten sonra Rafet abi demez herhalde. İlk başta da arkadaşım arkadaşız demişti. Arkadaşız dedi. Olur. Ama abisi de sonra abi oldu belki. Olabilir. Abisiyle de arkadaş olabilir. Evet. Olabilir ama olabilir. Burada yanaktan varsa bu. Ama gözü kapalı yanak öpmeyi de ben belki böyle birden şey olmuş refleks. Neyse sonuçta Rafet Erroman doğuştan karizmatik, tamam mı? O kadar. Heh. Şimdi hangi haber? Şener Şen. Şener Şen haberi geliyor. Yani kaç numara? İzleyelim hep beraber. 11. Evet, Şener Şen Türkan Şoray'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Türk sinemasına döneceksem o da Şener Bey'le olur açıklamasıyla ilgili konuşmuş. Sultan'la olur diyor. Gelen proje güzel olursa neden olmasın, ben Sultan'la her zaman varım diyor Şener Şen usta. Bana göre gelmiş geçmiş en iyi dizi İkinci Bahar'dır ya ve evet. Muhteşem bir performanstı. Her ikisi de zaten Türkiye'nin en önemli oyuncuları. Bence Türkan Şoray'ın yaptığı bu açıklama muhteşem bir kibarlık içeriyor. Muhteşem. Son derece kibar. Şener Şen normal şartlarda bir projeye evet demesi ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Onun o verdiği tepki de o kadar kibar ki, yani aslında asaletin geçmişte kaldığını gösteren ve insanların inşallah örnek alacağını umduğumuz bir cümle olmuş. Projeye bağlı demiş, senaryoya bağlı, o kadar tatlı ki. Şener Şen'in istemediği birisi, Şener Şen ustayla herkes oynamak ister ama istemediği birisi mesela deseydi, Şener Şen ustayla oynamak istiyorum deseydi. Şener Şen yine aynı kibarlıkta mı yanıt verdi yoksa vermez miydi? Vermezdi. Hiç cevap vermeyebilirdi. Hiç cevap vermezdi evet. Ama. Hani ama bu çok tatlı. Yani keşke öyle bir bakar şey olsa da. Ya çok özledik. Biz de birbirlerini tekrar bir arada görmek isteyen bu çifti biz de görsek keşke. Bak üçlüyü söylüyorum sana. Bir Can Bale, Kadir İnanır. Türkan Şoray. Şener Şen. Zaten yaşayan efsanelerimiz. Üçü. Evet, yani o kadar çok üzücü kayıplarımız oldu ki, o kadar çok üzüldük ki yaşayan efsanelerimizi bir arada tekrar görmeyi çok isterdim. Hayır, biz Şener Şen neden dizilerde görmüyoruz? Neden Şener Şen dizi sürelerinden çok muzdarip. Çok uzun süreler bekletildiğini. Şimdi artık o paralı platform dedik ya. Orada artık kısa. Oraya artık verecekler. Oradaki dizi süreleri çoğunun 20-25 dakika mesela. Bakarsın olur. Belki orada görürüz. Şöyle bir Çağatay Ulusoy geçti, Beren Saat geçiyor. Evet, şöyle bir oyunculuğun kesinlikle bir gün bile set dışında geçirmemesi lazım. Ya yani evet. Bence çok özlem doluyuz. Dünyanın görmesi lazım. Evet, bu kesinlikle oyunculuğu. Dünyanın. Yani bir Al Pacino'dan ne eksiği var bizim Şener Şen'imizin ya? Çok haklısın. Değil mi? Çok haklısın. Çok başarılı bir oyuncu. Türkan Şoray'ın da şimdi şöyle bir durumu var. Türkan Şoray'ı da çok uzun süredir görmüyoruz. Türkan Hanım bir proje yaptı, bir albüm çıkarttı. Sanırım olmaz bu iş olamaz falan gibi. Olmadı gerçekten de. Hani o iş gerçekten olmadı. Sonrasında da yönetmenliğini ve yapımcılığını kendisinin yaptığı bir film yaptı. Yine olmadı. Yani yine tutmadı. Ama Türkan Şoray oyunculuğu ekran önünde diye olması. Diye bir şey var.
Güzelliği. Kızı da şimdi yapımcılık yapıyor. Kızı şanını yürütüyor. Yağmur'da çok başarılı bir yapımcı olarak devam ediyor televizyon dizileri kazandırmaya. Türk televizyonu. Efendim bu arada biraz evvel son dakika haberi vermiştik. Şöyle kulislerde gezinen bir dedikodu. Emre Aşık'tan bahsetmiştik. Emre Aşık'la Bilal Özbilge görüştü. Bugün boşanacağı söyleniyor Emre Aşık ve Yağmur Aşık çiftinin. Bilal Özbilge'ye verilen yanıt, şu an için moralim çok bozuk, konuşmak istemiyorum, gelişmeleri daha sonra haber vereceğim cevabı oldu. Bakalım, bizler de merakla bekliyoruz. İnşallah ortada çocuk var, inşallah Emre Aşık ve Yağmur Aşık çiftinin başına diğer kötü yaşanan hadiseler gibi boşanma gerçekleşmez diyoruz. Evet, olmaz. Yani şöyle, yani aslında boşanma gerçekleşmez benim temennim değil. Çocuk varsa sağlıklı olanın karar verilmesinden yanayım. Yani inşallah birbirlerini ya bak, tutkulu bir aşk görüyorum ben. Nasıl? Birbirlerini çok seviyorlar. Gerçekten öyle. Ya ben öyle görüyorum. Neden bu kadar boşanmaya karar verip de geri dönmek? Belli ki kopamıyorlar birbirlerinden. Evet, inşallah sevdikleri için. Bari sağlıklı bir aile terapisti. Hepimizin gitmesi gerekiyor. Yani herkesin yaptığı bir klasik bir hata var. O da şu: çocuk için devam etmek evliliği. İnşallah öyle değil. Onda kesinlikle. Tutkulu bir aşk varsa zaten sahip çıkarlar diye umut ediyorum, ama yoksa da doğru kararı onlar çok iyi biliyordur. Ama Emre'nin benim moralim çok bozuk, şu an konuşmayalım demesi. Demek benim ki kurtarmaya çalışılan bir durum var. Evet, biraz umut serpti yani. Bitmesin. Keşke evlilikler hiç bitmese, bitecek evliliklere keşke imza atmasak, ama hayat maalesef öyle olmuyor. Allah kimsenin de diline mi derler, Bilal Özbilge'yi düşürmesin. Neden? Ne dedi? Emre, rica ediyorum dedi, yazı yazmayın dedi, Bilal'e bak. Bilal yani. Ama adam işini yapıyor. Yani, yani Bilal bizi de tanımaz sevgili Emre. Evet. Evet. Şu an bana bir şey söyle. Evet, bir açıklama yapıyor Bilal Özbilge. Aa. Evet. Afrika'da vahşi bir hayat var diyor. Aslanlar, kaplanlar var diyor. Bir tarafta da ceylanlar var diyor. Yemesin mi? Sen şimdi Emre Aşık'ı ceylan olarak, kendini aslan olarak mı görüyorsun? Vay be, koşun benimle. Bak, görüyor musun? Aylık geliri de 350 bin lira çıkmış Berkay'ın. Berkay'ın. O kadar laf söylediniz Berkay'ın. 1000 liraydı. Ne oldu? Çok ekstra anneciğim. Arda Turan'la davasında aylık gelirini 1000 lira olarak beyan edip herkesi şaşırtan Berkay yeni bir dilekçe verdi. O rakamı ben söyledim. Aylık gelirim 250-350 bin lira arasında demiş. Evet. Hatta şey dedi Berkay ya. Berkay şey dedi. Keşke 1 TL deseydim. Hani bu kadar hani büyümez. 1000 liraya inandılar ama 1 TL'ye inanmazlar dedi. Keşke o da de öyle deseydi. Olmazdı ya. O da olmazdı. Yani keşke de aylık gelirimi şu anda hesaplayamıyorum gibi bir şey söyleseydi. Ama gerçek aylık gelir 350 bin lira olmuş. 350 bin lira. 1000 lira çıkmış. İyi. Güzel. 350 bin lira aylık ortalama. 300-350 bin lira, yani düşün bir yıl boyunca kazancını. 4 trilyona yakın. Yatırımlarını düşün. İyi kazanıyor. Güzel. Maşallah. Güzel. Allah bereket versin. Zaten çok versin. Çocuk var. Evet. İkincisi de yolda. Mutlu, mesut ve bol bereketli günler diliyoruz. Gerçek şeyini de öğrendikten sonra Berkay'ın. Rahatladın mı? Vallahi rahatladım. Peki, o zaman bir reklam. Gir artık. Reklamların arkasından tekrar sevgili seyircilerim sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Lütfen ayrılmayın. Evet. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Bugün bizden bu kadar efendim. Yarın görüşürüz. Herkese hayırlı haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.